Evet, Elazığ Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesindeyiz. Sarıcan beldesi belediye başkanımız Sayın Faruk Aydın'ın makamındayız. Sayın başkanım, 30 Mart'ta göreve başladınız, görevi devraldınız efendim. 30 Mart'tan bugüne kadar, bugün 26 Eylül, bir değerlendirmelerinizi, çalışmalarınızı, projelerinizi alalım efendim. Evet. Öncelikle buraya kadar teşrif ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi 30 Mart'ta yapılan mahalli idareleri seçiminden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Sarıcan Belediye Başkanı olarak bu görev bize tevdi edildi. Tabii seçim çalışmalarımız döneminde de sürekli vurguladığımız şey Sarıcan'da artık bir değişimin olması, bir yeniliğin zamanının geldiği üzerineydi. Tabii artık söylemi bırakıp eyleme geçmenin zamanı geldi. Halk bize böyle bir görev verdi. İnşallah bu 5 yıllık süre içerisinde bu görevi layıkıyla yapmanın uğraşısı içerisinde olacağız. Tabii geldiğimizden beri öncelikle şunu yapmaya çalıştık. Hakikaten belediyeyi bir kurumsal kimliğe büründürmeye çalışıyoruz. Bizim şu anda bir sıkıntımız da o. Neticede belediyemizin personeliyle, idari kadrosuyla ve belediye başkanlığıyla bir hem fiziki anlamda hem de işlevsel anlamda kurumsal bir kimliğe büründürmesi gerektiğine inanıyoruz ve o anlamda bazı çalışmalar yapıyoruz. İkinci olarak da halkla ilişkiler noktasında gerçekten şey yapmaya çalışıyoruz. Halkın önceliklerini tespit ederek hizmet üretmeye çalışıyoruz. Tabi bu hizmet önceliği noktasındaki tespitlerimize dayanarak da gelir gelmez biz de biliyorsunuz daha önceki yıllarda altyapı çalışmaları bitmişti. Şu anda temel sorunumuz üst yapıyla alakalı. Belde daha çok üst yapı konusunda sıkıntı çekiyor. Biz hemen gelir gelmez kilitli parke taşı çalışması başlattık. Beldenin girişinden yukarı tarafına kadar yaklaşık 2000 metre bir kaldırım çalışması yaptı sağını solunu. 13 metre genişliğinde gerçekten böyle bulvar diyebileceğimiz, demin size gördünüz, genişlikte bir yol çalışmamız oldu. Yani şehirlerin girişleri, şehirlerin aslında bir yandan prestiji gibidir. Yani biz istiyoruz ki Sarıcan'a daha bir insan girer girmez, buranın bir kent kimliğini, buranın bir kent hüviyetinin olduğu algısını oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla şu anda birinci aşamayı etabı yaptık. İkinci etapta da inşallah Sarıcan'ın tam çıkışına kadar önümüzdeki sene bunu yapacağız. Tabii o yol çalışması yaparken yolun kenarında bir de küçük bir park yaptık. Bayanların orada spor yapabilecekleri, akşamları oturup dinlenebilecekleri, bayanları diyorum çünkü özellikle biz bayanlar için orayı yaptık. Çünkü onlar daha çok güzergahı kullanıyorlardı. Dolayısıyla o parkımız da doğrusu kıt kanaat imkanlarla böyle teşekkür etti. İmarsız, şöyle söyleyeyim, projesiz, mimarsız, tamamen kendi düşüncemiz doğrultusunda. Yani sanırım böyle vatandaşlarımız beğendiler. İşte aydınlatması var, atıyorum spor yapabilecekleri mekanı var, yeşillendirmesi var. İnşallah daha da ileriki yıllarda güzelleştireceğiz onu. Zaten Sarıcan'ın temel eksiklerinden birisi de işte sosyal yaşam alanları. Hiç yok diyebilirim. O belki bir örnek oldu ama bundan sonra ikinci bir park çalışmamızda inşallah zaten yakında başlayacağız. Ödeneğimiz falan da var. Bayramdan sonra gerçekten bir ilçede ve bir şehirde ki bir park formatında bir parkımız olacak. Ona başlayacağız. Ondan sonra şey yaptık. Sarıcan Bulgurcuk arası Sarıcan girişine itibaren yaklaşık 4 kilometre bir asfaltlama yaptık. Şu anda Bulgurcuk yolu gerçekten çok kötü bir durumdaydı. Hem Sarıcanların küme evleri var, oradaki Sarıcanlar da çok rahatsızlardı, hem de Bulgurcuklar. Dolayısıyla oraya yapmışken Bulgurcukları da biz Sarıcanlardan ayrı adletmiyoruz. Kesinlikle Sarıcan'la Bulgurcuk bir köy gibi görüyoruz. Yani aslında teorik olarak benim hep düşüncem şu da, yani komşularımız da bir dönem bizim ulusal politikamızdı, sıfır sorun politikası. Biraz geçmişten gelen olumsuz bir imajımız var maalesef Sarıcanların. Bu imajımızın da gittikçe düzelmeye başladığını görüyoruz. Bu anlamda bizim belde sakinlerimiz de duyarlılar. Komşularımızla birbirimize barışık olmak istiyoruz. Barış, huzur ve gerçekten kaliteli bir yaşam içerisinde yaşamak istiyoruz. Bütün gayretlerimizin temel felsefesi, esprisi şu.
Yani daha güzel bir sarıcan olsun, daha kaliteli bir yaşam olsun. Bunu hep beynimdeki benim temel algım şu açıkçası. Tabii daha sonraki süreçte çalışmalarımızda bizim kaymakamlık çeşmesi dediğimiz sarıcanları çok yoğun olarak kullandığı bir güzergahtı. Biz TEDAŞ yetkililerle sık sık görüştük. Oraya yıllardır bir türlü elektrik şebekesi çekilmiyordu. Biz oraya elektrik şebekesi çektirdik. Yakında su depolarımızın hem içini fayansla kaplayacağız hem de klorlama cihazı taktırıp vatandaşımızın daha sağlıklı, daha temiz, daha nitelikli bir su kullanmasını arzuluyoruz. Tabi bu süre içerisinde birkaç defa Ankara'ya gidip gelme durumumuz oldu. Kültür Bakanlığı'na 2 adet proje sunduk. Kilitli Parke Taşı ve park 600 metrekarelik çok donanımlı bir sosyal yaşam alanı parkı şeklinde projemiz oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 630 bin liralık bir spor kompleksi devrecim projemiz oldu. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan doğrusu bizim şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre bizim projemizin kabul edilmesi lazım. Hem Sayın Cevdet Yılmaz Bakanımız sağ olsunlar her konuda bizimle ilgileniyorlar. Onların himayesinde biz bu projemizi doğrusu geçirmeye çalışıyoruz. Yine milletvekillerimizden şu Alpay Bey'in de bu konuda bize katkısının olduğunu biliyoruz. İnşallah o spor projemiz, futbol sahası projemiz kabul görürse biz Sarıcan Spor'u yeniden amatör ligde temsil edilmesini istiyoruz. Şu anda kağıt üzerinde Sarıcan Spor var ama fiiliyatta sahaya çıkamıyorlar çünkü spor yapacakları bir tesisimiz yok, alanımız yok. Dolayısıyla yine birkaç gün önce Sayın Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın Zülfü Demirbağ Bey'in danışmanı Altin Bey öğretti. Bize bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir adet çöp aracının çıktığını söylediler. İnşallah çöp aracımızı da yakında alacağız. Yine Kültür Bakanlığı'ndan yaptığımız görüşmelerin neticesinde bir 50 bin liralık daha kilitli parke taşı için para çıktı bize. Onu şu anda çalışmasını başlatmışız. Beldede yaklaşık 8000 metrekarelik bir kilitli parke çalışması yapıyoruz. Yani Sarıcan'ın her tarafı, bütün cadde ve sokakları kilitli parke taşıyacak. İnşallah. Yani, ana cadde asfalt, evet. Ara sokaklar evet. Kilitli parke. Tabii ana caddede de bizim hayalimizdeki ana cadde algısı şu. Keşke bizim beton asfalt dediğimiz aklından geçiyor. 5 senenin sonunda inşallah bu Bingöl Elazığ Caddesi'ni komple sıfır asfalt dediğimiz asfaltla yaparsak, şu orta refüj direklerimizi yenilersek, şu belediyemizin önündeki alanı genişletip bir belde meydanı oluştursak ve yapacağız inşallah göreceksiniz. Çok güzel. Artı işte beldenin en büyük sıkıntı birisi mesela yeşil alan eksikliğimiz var. Tamam düzensiz olarak bir yeşillik falan var ama nitelik diyebileceğimiz insanların faydalanacağı anlamda yeşillik yok. Biz bu sene gelir gelmez Orman Bölge Müdürlüğü'ne yaklaşık 1500 adet fidan getirdik. Bulgurcu tarafındaki mezarlık alanımıza ve Kaymakam Çeşmesi dediğimiz alana fidanlar diktik. Beldenin çeşitli yerlerini tel örgüyle kaplayıp yine ağaçlatma çalışması yaptık. Yani şunu da yapmak istiyoruz. Beldenin ana caddesinin gerçekten bir şehir görüntüsüne kavuşması gerektiğini inanıyoruz. Yani bir insan bu beldeye geldiği zaman bir köye değil de bir beldeye geldiğini hemen hissetmeli diye düşünüyoruz. Modern bir şehir görünümü değil olacak. Mi? Yani çünkü devlet bu kategorizeyi yaparken köy, mezra ve belde ve ilçe derken burada aynı zamanda görüntü ve kalite olarak da bir farkın olması lazım. Yani tabii bir belde eğer bir köy sadece nüfus gibi... artışıyla değil. Aynen. Yani nüfus artışı olmuş ama görüntü, hizmet köy aynen. Görünümündeyse aynen. Bu tabii. Değil. Olmaz. Sizin çalışmalarınız gerçekten belde görünümünde. Modern bir belde olması. Aynen. Yani temel felsefemiz Sarıcan'ı bir köy algısından çıkarıp bir belde görüntüsüne ve algısına kavuşturmak. Bu olacak. Yani bunu biliyorum olacak. Ya yani bunu samimiyetle söylüyorum. Tabii ki iktidar partisiyiz. Bu konularda destek bekliyoruz, umuyoruz. Şu ana kadar doğrusu hayal ettiğimiz ölçüde bir ilgi ve destek de göremedik. Yani hem Karakoçan genelinde hem Sarıcan özelinde bu böyle maalesef. Ama biz tabii önümüzdeki süreçte siyaset nasıl şekillenecek? Biz de siyasi tercihlerimizi yaparken kafamızdaki bazı kriterlere göre yapacağız. Yani tabii ki biz burada bir partiyi temsil ediyoruz ama gözü kapalı da hiç kimsenin de müridi olmayız. Ben özellikle şahsi olarak böyle düşüncelerim var. Yani şeyde kalite, hizmette ve özellikle ilgide bize destek ve katkı sunabilecek noktalarda bizim siyasi tercihlerimiz olacak.
vatandaşımız var, bunu işliyoruz. Ki böyle olması lazım. Mesela bize Malatyalılara örnek veriyoruz. İşte çok akıllılar diyoruz, değil mi? Çünkü kendilerine hizmet getirebilecek insanlara yatırım yapıyorlar tabiri caizse. Dolayısıyla siyasette de böyle düşünmek lazım. Yoksa artık bir müritlik dönemi bitmişti yani. Kimse gözü kapalı, kimseye iradesini ipotek ettirmemeli diye düşünüyorum. Yani hizmet dönemi başladı. Aynen. Varmış. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreçte yeni siyasal yapılanma nasıl olacak? Bu süreçle ilgili de beklentilerimiz var. Hizmetlerimizi daha da artıracağımızı düşünüyoruz. Yine bizim beldemizde ciddi sıkıntı olan her yazın su sorunumuz çok ciddi olarak yaşanıyor. Evet. Bu sene tabii biz gelir gelmez ilk etapta şunu yaptık. Hemen Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nden bir mühendis arkadaş getirdik. Dedi ki bizim bu mevcut kaynaklarımıza ilave nasıl kaynak üretebiliriz? Yani bir gün boyunca mühendis beyin yaptığı çalışma neticesinde Sarıcan'da sondajda suyun çıkarılamayacağını söyledi. Yaklaşık 200 metreden daha fazla bir alanda ancak su bulunabileceğini, bunda pompasıyla, elektriğiyle, yeni deposuyla bize çok ciddi bir külfet getireceğini söyledi. Dolayısıyla daha sonra İler Bankası'ndan iki mühendis arkadaşlar getirdik. İlave bir depo gerekiyorsa ilave depo yapalım dedik. Ve bizim mezramızda hoşluk dediğimiz mezranın suyunu farklı bir yerden getirmemiz gerekiyorsa tamamen buradan ilişkini keselim dedik. Arkadaşların yaptığı ölçüme göre Sarıcan'ın suyu 2030 yılına kadar 30 bin nüfusa yetecek potansiyelde bir su. 30 bin nüfus. Evet, sadece içme suyu. Bakın Sarıcan'ın bir de ark suyu var, dereden geliyor. Biz özel idareden koruger boru getirdik, patlak olan yerlerini falan onardı ki ark suyu tamamen belediye sakinlerimizin, belediye sakin hizmetine sunulsun diye. Dolayısıyla bizim sudaki sorunumuz şu, suyun azlığı değil. Su bizim şu anda normal bir şehirde yaşayan bir insanın na yetecek 5 misli suyumuzdan bak. Bizdeki temel sıkıntı şu, bilinçsiz kullanım ve kaçak kullanım. Dolayısıyla biz bu sene... Bu konuda çalışmalarımız oldu. Yaptık, bu sene biz yaptık. Çalışmalarımız tabii hemen yaklaşık, yani kaçak diyebileceğimiz, biz daha kaçak demedik vatandaşımızı rencide etmek için, bozuk dedik. Yaklaşık 110-120 tane bozuk sayacı komple yeniledik. Yaklaşık 300'e yakın... Bir eğitimciye de yakışan bu. Yani hakikaten rencide olsunlar istemiyoruz ama vatandaşlar bu sene bizi yani çok su kesildiği dönemlerde bize ister istemez tepki gösteriyordu. Biz de bunun önlemini almak için ister istemez biraz zaman zaman polisiye tedbire de başvurmak zorunda kalıyordu. Ama genel anlamda vatandaş memnun kaldı yani. Allah'a şükür de bu sene bir ciddi anlamda bir su sıkıntısı yaşamadık diye. Mesela yaklaşık 300 abonemizin sayaçlarını komple elden geçirdik. Orada bir revizyon yaptık. Bahçe ve işte besi abonesi olanların biz farklı bir önlem aldık. Ve dolayısıyla bu sene yani zaman zaman su kesintisi olmasına rağmen yani geçmiş yıllara nispeten çok rahat bir yaz geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Söyleyebileceğim dediğim gibi ama geçmiş yıllara göre diyorum. Yine de bizim istediğimiz seviye bu değil tabii ki. Yani önümüzdeki sene için düşüncelerimiz var. İnşallah onları uygularsak biz Sarıcan'ın su sorununun yani halledilebilecek bir sorun olduğuna eminiz. Herkes evet. Yetecek kadar suyunun fazlasıyla var. Yeter ki dengeli kullanılsın. Bilinçli kullanılsın. En bu önemlisi sene, bilinçli kullanılsın. Bir de bu sene biliyorsun en kurak mevsim. Yani. Evet. En kurak mevsim. 3 ay boyunca Sarıcan'a bir damla yağmur yağmadı bak. Ben her gün sabah kalkarken perde açıp bakıyordum. Bugün yağmur var mı diye. Maalesef hiç yağmadı. Çünkü ben bu işin sıkıntısını çekiyorum. Dolayısıyla su konusuyla ilgili de yani ilave depo konusunu biz görüştük. Vatandaşlarımız bunu bilsinler. Bize söylenen şu, suyun şu andaki miktarı bizim 500 tonluk iki depomuzu zaten doldurmuyor. Çünkü çok bilinçsiz kullanıldığı için. İlave bir depo yapmanın bir mantığı da yok ve İller Bankası biz ilave bir depo da yaptırmayız dediler. Fuzuli masraf. Fuzuli masraf. Çünkü aynen. Elinizdeki kaynağı bilinçli kullanınca bu herkese yetecek ve fazlasıyla bir sorunuz var. Dolayısıyla yani bazen diyor, deniyor ya işte yeni bir depo yapılsın. Bakın yeni bir depo yapılması bizim karar vereceğimiz bir iş değil. Yani teknik insanların, elemanların gelip karar vereceği bir iş. Ve biz getirdik, bize dedi ki yeni bir depo ihtiyacınız yok. Bize söylenen şey şu, iki şeye ihtiyacınız var. Daha fazla vatandaşın suyu kullanmadaki bilincini artırın. Her şeyden önce israf önlenmek. Evet. Önemli olan bu. Vatandaşı bilinçlendirin. İkincisi vatandaş
Yani bu suya para verdiğinin bilincine de varsın yani. Bu suyun parasız olmadığını. Şimdi köylerde su parasız olur. Beldelerde bakın sadece bir beldedir. Bir köy değil. Dolayısıyla beldelerde, ilçelerde, illerde suyun bir değeri var, bir karşılığı var, bir faturası var. Vatandaş o faturanın yarın kendisine geleceğin bilinciyle hareket ederse emin olun su sıkıntımız %50 düşecek yani. Ki biz bunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene bu su konusunda yani çok rahat konuşuyorum çünkü kafamızdaki düşüncelerimizi biz gerçekleştireceğiz ve bir sıkıntımız kalmaz. Suyla ilgili buydu. Demin de söylediğim gibi yine şey özellikle yaylalarımızdaki çeşmelerimizle ilgili sıkıntılarımız vardı. Bizim Karagöl Çeşmesi, Kırıngöl dediğimiz yaylası. Sarıcanların yani herkesin çocukluğunun geçtiği, herkesin çocukların da hayallerini süslediği bir yayladır. Dolayısıyla biz bu sene bu yaylamızdaki çeşmelerimizi gördük. Kaymakam Bey ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Yüce Kaymakamımız sağ olsunlar orada ciddi bir duyarlılık gösterdiler. Çeşmelerden